Merhaba sevgili YouTube, ben Can Pamara TV'den hepinize selamlar sevgiler. The Medium serimizin final bölümündeyim. Ne kadar süreceğini bilmiyorum, bakacağız. Gerekirse 1 saat, 1,5 saat ama çekeceğiz, bitireceğiz arkadaşlar. Sonunu merak ediyorum, hikaye güzel ilerledi buraya kadar açıkçası. Biz kimiz? Sonunda ne olacak? Kim çıkacak? Hepsini merak ediyorum. Okay, bakacağız Marianne. Artık duruma göre. Evet Meryem, odaklan. This was your home once. Burası senin evindi, burada bir şey olmak zorunda. Şimdi bir aynamız var, aynadan girebileceğim. Bir aile fotoğrafı. Bunu bu şekilde görmek çok üzücü. Geride bırakılanlar, unutulanlar. Bir tane daha aile fotoğrafı. Somehow it feels wrong to just leave them lying around. Bir şekilde çok yanlış hissettiriyor bana bu olay diyor. Is that a dollhouse? Aha, oyuncak bir evi. Açabiliyor muyum? How the hell did it survive the fire? Nasıl yangından kurtulmuş ki bu şekilde? Locked. Kilitli. Maybe there's a way to open it. Açmanın bir şekilde bir yolu olmalı. Tabii ki açarız ya bunu. Açamadım. Bir şey kullanacağız büyük ihtimalle oraya. I feel like I should find somewhere to put it. Ha, bunu koyacak bir yer bulmalıyım diyor. Tamam, al o zaman onu. Al onu, bir yere koyarız onu. Bak buralara. Ha, bunun bir sırası mı var? Bir dakika. Bunun bir sırası var. This doesn't feel right. Maybe I should try a different order. Başka bir sıra denemeliyim. Şimdi bunu, şunu ortadan aldık. O zaman ortada durmasın mı? Ortada durmasın mı? Bir dakika, bilmiyorum. O ortadayken bir deneyelim. Zaten 3 tane var ya, hepsini deneriz. Sıkıntı yok bunda. Çık abi, çık çık Q. Çık. Şimdi ortadaki şu dik olandı. Sola yuvarlağa sağ dikdörtgeni koysak ne dersin? Oldu mu bir şey? Olmadı. Her aldığımda. Peki sağ yuvarlağa sola bunu koysak? Bunun bir sırası var bir yerde. Şurada evden mi görünüyor acaba, bakayım. Yok. Bunun bir yerde bir şekli olmalı ya. Bir yerde bize bir ipucunu verir bunu. Şuna bak bakayım. All burnt up. But I can still make out some of it. Şurada bir oda var. Bir not. Burada bir ipucuyla ilgili bir şey var mı diye bakıyorum. Şimdi aynaya girebiliyoruz, değil mi? Aynaya girebiliyoruz. Ama şurayı yapamadığımızı düşünüyorum. Burayı yapamadığımıza inanıyorum şu anda. Eskiden yeniye mi gitse acaba? Öyle bir şey mi yapsak? Bu en eski olan. Bu sanki ortadaki. Burada iki çocuk var. O zaman en eskiyi sola koyalım. En eski hangisiydi? Şu. Buraya. Bunu koysak, buraya da iki çocuk koysak. Heh, oldu. Tamam, zaman eskiden yeniye doğru koydum. Soldan sağa. Ne oldu onu yapınca? Bu açıldı mı o zaman? Açılmadı. Ne faydası oldu ki onun bana yani? Burada bir şey yapamıyor. Peki şu aynaya girelim artık içeriye bakalım. Şimdi aynadan geçtik. Bu taraftayız yine. Boyut değiştirdik. Oo, bu ne? Keselim bunu. Kes 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 kes. Ne çıktı işte? Aha, bir tane buldum, güzel. Bunu dışarıya koyacağız. Tamam. Başka var mı etrafta? Bir tane daha butterfly var mı? Kelebek. Strange. It's like çok ilginç. Bunlar sanki duygular gibi. İç içe geçmiş böyle iki tane halka. Ne olduğunu hiç anlayamadığım bir şekil. Bir de böyle bir işaret. Maske buldum. Tanıdık geliyormuş. Geç tekrar bakayım.
Kelebek bulduk. Kelebeğe gidelim, oraya koyalım. Şuraya yerleştirelim kelebeği. Evet, kelebek buldum işte. Hadi. Aa, şey açıldı. Ev açıldı. Şimdi bakalım neler var burada. Gerçek evin bir replikası gibi görünüyor diyor. Ha, buralara bir şeyler yerleştireceğiz. Buralara 3 tane şey yerleştirmemiz lazım. Birini aldım. Bir ayna, küçük bir ayna buldum. Peki bu küçük aynayı alıp alttakinden aldık, yukarıya koyalım bakalım ne olacak. İşte, o zaman ayna başka bir yere bizi götürecek. He, alttan aldık, yukarıya koyduk. O zaman şimdi bizi başka bir yere götürecek. Biliyordum. Oyuncak ev, aynalar, bunların hepsi birbirine bağlı, bağlantılı. Bu oda çok tanıdık hissettiriyor bana. Kilitli. 4 tane slot var, kelebekler. Kelebek koyacağız buralara. Tamam, 4 tane kelebek. Şimdi bende olanlar bir tane var. Sırası var mı bilmiyorum. Bir tanesini koyduk buraya. 3 tane daha kelebeğe ihtiyacım olacak. 3 tane daha kelebeğe ihtiyacım olacak. Şuradan ikinci kelebeği bulur muyuz? Buradan böyle ikinci kelebeği bulur muyuz? Bakalım. Tamam, ikinci kelebeği de bulduk. Tamam, uzatmayalım. Başka bir kelebek olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Gel. 2. 2 tane daha lazım. Sonra sırasına bakarız olmazsa. Şurada var. Bundan 2 tane çıkar mı? Bu daha sert görünüyor. Böylece kesemem diyor. Buraya bir şey koyacağız bak. Buraya bir şey koymam lazım. Onu da diğer odadan bulalım o zaman. Tamam. Onu da diğer odadan bulalım. Halledelim bu işi. Gel. Üçüncü aynayı da kullanalım. 2 tanesini kullandık. Şimdi üçüncüyü kullanalım. Bu arada sırası da, kelebeklerin sırası da şu aşağıda. Arkamda. Oradan bakıp onu kullanacağız. Şu odaya gidelim bir de. Kelebeklerin sırasına da buradan bakacağız. En son. Kırmızı, sarı ve diğer ikisini de buradan hallederiz. Tamam. İlk ikisini bildikten sonra geri kalan 2 tane zaten hallederiz. Problem yok onda. Bu oda. Sanki beni itiyormuş gibi. Dışarıya doğru itiyormuş gibi beni. Sanki beni burada istemiyormuş gibi. Aa, güzel, buldum, tamam. Bunu gideceğiz deminki odaya. Bu çok sert, kesemem dediği vardı ya, onun üstüne yerleştireceğiz. Şuradan bir son kelebeği alalım. Bir tane daha ihtiyacım var. O da o sert olanın içine herhalde. Burası yatak odasıymış bu arada. Yastıkta bir şey mi var? Senden nefret ediyorum. Hepinizden nefret ediyorum. Hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Hiçbiriniz anlamıyorsunuz. Ben anlıyorum. Hop. Maske. İki maskem oldu. Tamam. Şurası açılıyor galiba. Bunun arkasında, ardında bir şey var gibi. Bakalım, altta var. Kes 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 kes. Bir anda bir şey çıkmasın da oradan karşımıza. Ne varmış? 3 maske. Ha, ikisini bulduk. Biliyorum. Anlıyorum. Acıyı hissedebiliyorum. Bu da ne böyle? Onlara gösterebiliriz. Onları, onların anlamasını sağlayabiliriz. Nasıl hissettirdiğini onlara gösterebiliriz. Şimdi ikinci aynaya bir daha gideceğim. Şöyle şu aynayı alıyoruz, tamam mı? Şuraya yerleştiriyoruz. Arkadaşlar, geliyoruz buraya. Şunun sırasına bakalım. Kırmızı, sarı gibi olan, siyah, kırmızı, sarı gibi olan. Şuraya tak. I don't need her.
Ona ihtiyacım yok. O benim annemi aldı, benden uzaklaştırdı. Ondan nefret ediyorum. Keşke ölseydi. No, it was not my fault. Lily, hayır, bu benim hatam değildi. What the hell's happening? Bana ne oluyor böyle? Kendi kendine konuştu, bir darlandı böyle. Tamam, bir tane daha bulduk. Şimdi o zaman bunu doğru sırada buraya yerleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar ya. Bakayım neler var. Bir bakayım neler var. Olmadı diyor. Çünkü ilki doğru, ikinci doğru anladığım kadarıyla şu ikisinin yeri yanlış bence. Şu ikisinin yeri yanlış. Save yourself. Oldu. Kendini kurtar. Sana yardımcı olmama izin ver. What about her? Peki ona ne olacak? Bırak onu. Bırak yansın. Oh God. Aman tanrım. Yakmış mı yani? Heh, son maske de bulduk. Güzel. Burada böyle küçük bulmacalar yapmışlar arkadaşlar. Onu oradan alıyorsun, o odaya veriyorsun. Onu oradan alıyorsun, o odaya koyuyorsun falan gibi şeyler. Şimdi yine tekrardan 3. aynaya, yani son odaya gideceğiz. Şu aynayı alıyoruz. Şuraya koyduk. Gel 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 gir. Şundan 3. maskesini koyduk. Biliyorum. Anlıyorum. Biz burayı okumuştuk ya. Acını hissedebiliyorum. What the hell? Ah, shit. Lan ne oluyor? Aa, enerji de yok, korunamıyorum da. Aa! Kaç. Kaç. Aynaya gir 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 gir, çabuk gir. Oh. Oha, ölüyordum ya. Açıldı burası, tamam. It came from her. O şey. O kızdan geliyor. Lily. Lily. Lily'yi bulmam gerekiyor. Lily'yi bulmam gerekiyor. Lily. Lily. Abi fısıltılar başladı ya. Not var. Şurada bir oda var. Bir not buluyorum ya. Today's her birthday. Bugün onun doğum günü. 27 Şubat. It always brings me back to that moment. The first time. Hep onu ilk gördüğüm anı hatırlıyorum. Ne kadar küçük ve güzeldi falan filan zarf sürdü. To help her, to save her. Ona yardım etmek için, onu kurtarmak için. Riskli bir yol bulmuş ama bu bizim tek şansımızdı. Eğer bu başarısız olursa, hayır başarısız olmayacak, işe yarayacak diyor. Pek de iyi şeyler yapmamışsınız ya, onu kurtaracağım diye işi biraz boka sarmışsınız gibime geliyor ama. Tell me about the fire. Bana yangından bahset Lily. İçeride kilitli kalmıştın, yalnız başınaydın. Hayır, biz yalnız değildik. Yalnız değil miydiniz? Başka kim vardı orada içeride? O ses. Onu ben davet etmedim. Ama yine de geldi. Ses diye bahsediyor, the voice. Oh, Lily. Babacığım, Marianne nerede? She needs to stay at the hospital a while longer. Bir süre daha hastanede kalması gerekiyor. İyi olacak mı babacığım? Onu görmek istiyorum. She's asleep. Uyuyor tatlım. Tekrardan uyanabileceğinden doktorlar emin değil maalesef. I was in a coma. Ben komadaydım. That's why I couldn't remember anything. O yüzden hiçbir şey hatırlamıyorum. Hmm, biraz işler açığa çıkıyor şu anda. Ben komadaydım. O yüzden hatırlamıyorum. Sonra uyanmışım demek ki. Şuna da bakalım. Lily, listen. Lily, dinle. You have to come with me. Şimdi benimle gelmek zorundasın. Daddy? Babacığım, beni nereye götürüyorsun? Üzgünüm bebeğim. Çok üzgünüm.
I'm so sorry. Çok üzgünüm. Thomas. Thomas. What the hell did you do to her? Ne yaptın lan sen ona? Thomas Lily'yi almış ve bir yere götürmüş. She is sick. O hastaydı. Ama fiziksel bir hastalık değil. He was right. That terrible night. O korkunç gecede bir şey uyandı ve onun içinde bir şey doğdu diyor. Onu içinden yiyordu. Küçük bedenini içeriden kemiriyordu. Bir şey yapmak zorundaydım. Bir şey yapmak zorundaydık. Şimdi bir yangın var. Yangındaymışız. Lily sonra hastaneye kaldırmışız. Komadaymışız. Thomas da Lily'yi almış bir yere götürmüş. Kes bakayım. A lot of love was put into this. But there's sadness too. Happy anniversary. Mutlu yıl dönümleri. 10 yılın 10. yıl dönümü şey için hediye alınmış. Saat bence bu köstebi saat. Barely legible. But etraf time charge. Fatura gibi bir şey bu. Ona baktık zaten. Unravel the secrets. Tamam, Thomas'ın evinin sırlarını biraz açığa çıkardık. Şimdi de şu esrarengiz kapıyı açmanın bir yolunu bulacakmışız. Looks like it's military. Sanki askeri bir kapı gibi. Solid steel. Combination lock. Kombinasyonlu kilit varmış. Bakalım. 3-4 taneli bir kilidimiz var. Ne gireceğiz buraya? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Bakalım etraftaki kağıtlara bir daha bakalım. Şimdi içeride şöyle bir fatura gibi bir şey vardı. Onun üzerinde numaralar falan mı vardı? Ya da saatte mi bir şifre vardı? Bir daha bakalım. Bunun üzerinde 4 tane bir kod yok bunun üstünde. 1976 yıl var sadece. Bunun faturası o. Bunun üzerinde bir kod mod. Rakam makam. Yok. Dediğim gibi yani sadece 1976 yılı olduğu yazıyor. Şifre o değildir ama ya. 1976 değildir yani. Deneyim mi? Deneyim ama pek zannetmiyorum ya. Onuncu yılımız 1976 ise 1966 olmasın ya. Ya işte bu ya, işte bu ya. Çünkü 10. yıl hediyesi olarak 1976 yılında bir fatura gördüm. 10. yıl hediyesi almışlar. Yani 10 yıl öncesine gidersek 1966 yılı demek ki başlangıcımız. Başlangıcı. Güzel çözdük valla. Valla güzel çözdük. Aman. Koş. Geliyor, koş. Durma, çok hızlı koş. Durma, koş. Kafana kısıldın diyor. Koş. Hadi. Geliyor, ayak sesini duyuyorum. Geliyor, 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 geliyor. Kapıyı kapat, gir içeri, kapıyı kapat. Neredeydin Marianne diye bağırdı. Şeyi çevir. Hayır, 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 hayır. Bu burada bitmeyecek. Hepsi bende bitiyor, bende tamamlanıyor. What will it take to get rid of that fucking thing? Abi, şimdi neler var burada? Not var. Şurada ne var? Ha, buna enerji patlaması yapacağız, değil mi? Tamam, buna enerji patlaması yapacağız. Şu anda enerjim yok. Enerji ihtiyacı var. O da bu kapıyı açacak muhtemelen. Kontrol odasıymış burası. Control room yazıyor. Bir enerji patlaması yapalım orada. Şimdi batı chamber, west chamber'a giriyoruz. What is this place? Burası da ne böyle? Some sort of a... Daha bir, çok böyle bir sığınak gibi bir şey mi? Enerji bulmam lazım bir yerde ya.
taraftan gireceğiz. Pardon arkadaşlar. Üst kat var, bir de alt kat var. Bir de şu taraf var. İşte orada, orası çıkış yolu gibi görünüyor. Ama yarısı sular altında kalmış görünüyor. Tamam. Buradan su... Aa, burayı açarsak buradan sular fışkırır. Burada ne var? Ha, alt katlar suyun altında kalmış. Oralara giremiyoruz şu anda. Okey. Çok merak ediyorum oyun sonunda ne olacağını ya. Burada ne var? Yine aynı şekilde görünüyor. Burada bir giriş var. Şu tarafta bir şey var mı? Yok, sadece dolandırdı bizi. Tamam. Yine alt kat inemiyoruz. Sular var. East Chamber'a geldik. Şimdi doğu tarafına geldik. Ne oldu? En azından elektriği mi kapatmış oldum? Ha, tamam. O elektriği kapatmazsam oradan ilerleyemem. Elektriği kestik ki şu suyun içinden geçebilirim diye. Maybe I could pump out the water from here. He, belki buradan suyu dışarıya pompalayabilirim. Bakalım, bir deneyelim bakalım yapabileceğiz mi? Neler var etrafta bir bakayım. Şimdi şurada bir not var. Bir şey anlatıyor mu bize? Bir de düğme mi var burada? Ne var? Oo, bir sürü düğme var. Nasıl yapılıyormuş bakalım. Şimdi pump mekanizm, pompa mekanizması, kontrol şeması. Water level indicator. 1 numara water level indicator. Measures water level. Bu suyun şeyini, derecesini ölçüyormuş. Level'ını. Water flow direction. Switches direction of water flow in. Enteresan. Şimdi. Out of juice. Because of course it is. Ne, niye, ne eksik? Şu an hiçbir tuş işe yaramıyor. Şu an çalışmıyor değil mi burası? Bir dakika. Bir gidelim bakayım. Buradan suyu boşaltacağız, tamam. He, çalışmıyor çünkü bundan dolayı çalışmıyor. Ama enerji bulamadım ki ben bir yerde. Var mı enerjim? Bakayım. Yok. Enerji bulmuş olsaydım burayı hallediyorduk şu anda. Enerjiyi nereden bulacağız? Hadi bakalım. Okay. Let's get a lay of the land. Şimdi 1A, 2A, 2, 3, 4. 4 East Chamber. North Exit falan filan. Şimdi şöyle bir daha gidip bir enerji bulmam gerekiyor. Ekranın sağ tarafındaki dünyada kendime birazcık enerji bulmam gerekiyor. Nereden bulacağım onu bilemiyorum, bakacağım. Gördüm enerjiyi orada. O zaman bir dakika, bu moda geçelim. Heh. Tamam, şimdi gidip alabiliyor muyuz onu oradan? Nasıl alınıyor? Aşağıda. İyice aşağı gidelim. Heee, burayı ne biliyoruz böyle. Ama oradan geçemiyorum. Ya buradan geçemiyorum ki abi. Buradan geçemiyorum. O zaman başka bir yere ineceğiz aşağıya. Buradan değil. Tamam, başka bir yerden aşağı ineceğiz. Bir yerden daha iniş vardı. Bir yerden daha iniş vardı. Orada inelim. Buradan gelmiştik. Bir yerden daha iniş vardı aşağıya diye hatırlıyorum. Birazcık oyalayıcı olmuş buralar ama yani yapacak da bir şey yok. Heh, buradan. Hadi.
Şu enerjiyi bulmam gerekiyor abi benim. Buldum. İşte buldum. Tamam bence. İlerisinde bir şey var mı? Bir şey var mı buralarda? Oo, daha da aşağı iniyorum. Hızlı 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 hızlı. Nereye döndüm ya? Neredeyim abi? Ne var? Bir şey yok burada. Burayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdi enerjim var. Bu ne demek? Hemen söylüyorum size bu ne demek. Geliyoruz demek. Buradan geliyoruz doğu tarafına demek. Buradan geçiyoruz demek. Buradan buraya geliyoruz. Ve bunu aktifleştiriyoruz demek. Oldu mu? Çalıştıysa hallederim. Şimdi water tankleri. Water tanklara doldurmamız gerekiyor, doğru mu? Shit. Looks like both retention tanks are closed off. Maybe I could get down there and open them manually. Abi şaka mı yapıyorsun ya? Hayır bak buna. Bunları doldurmamız lazım. Tamam bak şu anda kenardakiler doğru. Tamam. Bu kenardakilerden de buraya almam gerekiyor. Ama bunları aşağıya inip kendim manuel olarak yapmam lazım dedi. Şimdi şunun yarısını ortaya doldurdum. Diğer yarısını buraya dolduramıyorum. Keşke doldurabilseydim. East Chamber'ın... East Chamber'ı tamamen boşalttım. Demek ki East Chamber'ın şu an alt katına yürüyerek inebileceğim. Yaramaz çocuk falan diyor. Tamam, olayı çözdüm. Ama burada bir yerde. East Chamber'dan aşağı inebileceğiz şimdi. East Chamber'dan aşağı inebileceğiz. İniyorum, evet. Güzel. You owe me. Tamam, aynısını sonra west tarafına da, batı tarafına da yapacağız. Şu an doğu tarafındayım. Abi yeter ya. Vanası yok diyor şimdi de. Lütfen buralarda bir yerlerde ol. Evet abi, lütfen burada bir yerde ol ya. Bence buradasın. Hadi bunun içinde olsun ya. Oh be. O kapı açılıyor mu? Hey. That's my way out. Burası benim çıkışım diyor ama... Dry it up a bit. Tamam. Önce bitireceğiz. Buradan çıkacağız sonra da. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi east tarafını, doğu tarafını şu anda şu vanayı takarak halletmiş olacağız anladığım kadarıyla. There. Tamam. Now it's ready to gulp down some water. Şimdi sırada batı tarafı var, west tarafı var. Çıkalım west tarafına da yapalım. Pretty, pretty dolls. Burada bir yerlerde ha, burada bir yerlerde. Dolls to play with. Such pretty. Enerji var şurada. Fulleyelim. Var zaten enerji. Francis. Lillian, Francis. Nurse Ursula. Şimdi Ursula. She was insatiable, and him, the only one evet. To get away. Abi sus ya, bir sus kardeşim, bir sus ya. Şimdi bunu boşaltabiliyoruz, doğru mu? Al böyle suyu, bu tarafa doldur, 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 doldur. Bir daha doldur, 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 doldur. Şimdi bunu buraya boşaltacağız. Evet, tamam.
Yarısı boşaldı. Şimdi west tarafını, batı tarafını central'a, ortaya topluyorum. Tamam. Sonra da west'e gidiyorum. West'in alt katına gideceğim. So far so good. Güzel. Now I can get to the other tank. İyi ilerliyoruz arkadaşlar. West'in, yani bu taraf, west burası. Batı tarafının alt katına şu anda yürüyerek inebilecek olmam lazım. Suyu boşalttığımı düşünüyorum. Düşünmüyorum, yaptım yani. Buradan alt kata inebiliyor olmam lazım. Evet, işte bu. İşte bu. Şimdi burada bir yerde... Hop! Geç. Geçtik. Vanası var mı? Var. Çevir. Burası tamam. Şurada enerji var. Enerji fulle. Tamam. Geçtin. Arkadaşlar bitirdik ya. Bir şekilde geçtik yani. Biraz uzun sürdü ama bu bulmacada takılanlar varsa bu şekilde yapabilirler. Of, ne diyor acaba ya? Ne diyor, oradan gerginlik yaratıyor. Başka bir şey yaptığı yok. Yemin ediyorum. Sadece gerginlik yaratıyor ya. Worn out. Rag. You. Şimdi suyu önce batı tarafına alıyorum. Tamam mı? Sonra da aşağıya alıyorum. Şu an çıkabiliyor olmam lazım. Doğuda hiç su kalmayacak, tamam mı? Doğudaki tüm suyu aşağıya, water tank 2'ye ve west'e, yani batıya koydum. O zaman doğudan central'a geçebiliyorum şu anda. Central chamber's open. Get your ass down there, Marianne. Şimdi oldu. Doğudan central'a iniyoruz, tamam mı? Doğu burası. Buradan aşağı. Evet, demin buraya inemiyorduk. Şimdi inebiliyoruz. Şu anda doğudan aşağı indim. Merkez tarafındaki çıkış kapıma doğru gidiyorum. O da şurası. Açılmış mı? Açılmış. Ne oluyor? Yavaş çekim oldu. Oo. No more hunger. No more cold. Daha fazla soğuk yok. Daha fazla utanç yok. Bir daha asla. Görmelerine izin ver. Bakmalarına izin ver, görmelerine izin ver. Bilmelerine ve hissetmelerine izin ver. Bizim acımızı. Enteresan. Rest and hold F. Out of body experience yaptık. Şuraya gireceğiz. Girdim valla. Koş. Ha. Aha. Ha. Beni kandırdın. Elektrik çarptırdım ona. Yes. Güzel taktikti. Oraya girdim, oraya çektim. Daha sonra ben hemen bu moda geçtim. Bu taraftaki dünyada geldim. Elektrik çarptırdım ona ve kaçma fırsatı elde etmiş oldum. Oh. Çok iyi oldu, güzel. İyi yaptık ya. Lily, Thomas. Thomas. Buradaydınız. Ben hissedebiliyorum. Şimdi Lily ve Thomas buradalarmış. Burada ne var abi, şimdi bakalım. 10. No, don't do this to me. Hayır, bunu bana yapma. Burnt to a crisp. Gücü geri getir. Guess I should look for a spare. Buraya takacak bir şey bulacağız. Yetmedi onun gücü ona. Şimdi yine bir tane spare bulacağım. Acaba nereden bulacağım? Bakalım burada var mı? Bir not. Here is what comes to the... The power come from same place. Güç aynı yerden geliyor. What the... She seems to exist...
Görünüşe göre o kızdı. İki ayrı yerde var olabiliyor. Hey, I know this one. Butterfly Atlas. Used to be one of my favorites. Başka bir şey var mı buralarda? En sevdiği kitaplardan biriymiş. Vitamins, vitaminler, antibiyotikler, antidepresanlar, nöroleptikler. Even by my standards, that's a lot of pills. Benim standartlarımda bile bunlar çok fazla. Bulamadım bu arada. Burası açıldı. Ve soğuk herhalde burası değil mi? Oo. Busted open. İçeriden resmen patlatılarak açılmış ya. Heh, al bunu. Ah, yes. Aldım. Tamam, bunu geri gidip takacağız. This was definitely Lily's place. Burası kesinlikle Lily'nin odası, onu tuttuğu yer. Salt. Yeni bir vitamin. Burada bir vitamin alacağım. Burada neleri var bakalım. It's something, I guess. Sunshine doesn't really translate. Again with the salt. The whole room is lined with it. Oh. She'd be a grown woman by now, but the room is still all. Şimdiye büyümüş bir kadın olmalıydı ama. So she could doll herself up with no one to. Imagine being locked up in this place, having a needle shoved into your arm day in day out. Burada günlerce kaldığınızı düşünün. Sen bunu hak etmedin Lily. Kolunda bir serumla sürekli ilaç verilir şekilde. Hayal bile edemiyorum. Şimdi o aldı mı? Evet. Bu tarafa takacağız. Şuraya takacağız. Lily burada tutulmuş ha. 10 10 10 10. Oldu bu sefer. Yetti. Too much power. Şimdi çok fazla güç diyor. Nasıl ya? Bunu kapat. Ha, yeşili tutmam lazım. Olmadı. Olmadı. Şunu kapat. Bunu aç. Hayır, bunu kapat. Fazla. Şöyle yap. Evet, oldu. Tam o yeşilde elinde tutmamız lazımdı. Burası açıldı. Nice decor. Very güzel dekor. Minimalist. Ha. Huh. Mold. It looks pretty fresh. Oldukça taze görünüyor. Yani çok eski değil. Yakın zamanda burada biri varmış. Allah Allah. It's quiet now. Artık sessiz. Sadece o ve ben. Sadece o ve ben. Ben ve o. Garip hissettiriyor ama iyi yönde. Nasıl olmalıydı ki başka? Falan filan. Yakında gidip onu geri alacağım diyor. Bir adamdan bahsediyor. Eğer yeterli kadar parça bulursam öbür tarafa geçme fırsatım olabilir diyor. Yeteri kadar aynaya ihtiyacım var yani. Bak bu bir. Başka var mı? So far so good. Masada var galiba. Başka ayna. Yeter mi ki bu? Yetmez ki. İki tane daha lazım. İki ayna parçasına daha ihtiyacım var.
Burada yok. Çıkalım buradan. Bu tarafta da yoktu galiba ama yine de bir bakayım. Belki şimdi görünür hale gelmiştir. Demin görünmüyordur. Yok. Lily'nin kaldığı odada ayna var mıydı ya? Ha, burası da açılmış. Tamam. 2. Bir tane daha ihtiyacım var. Çalışmaz ki. Aha, çalıştı vallahi. Burayı açmıyorsun. Peki. Böyle bir şey yok. Bir ayna daha ihtiyacım var ya. Bir ayna parçası daha ihtiyacım var. Ne oluyor lan? Yukarıdan dumanlar falan geliyor. Kapat şunu ya. Yeterince gergin bir ortam değilmiş gibi. Ayna. Burası da açılmış. Bir de buraya bakalım. Son ayna parçasına ihtiyacım var. A Book of Krakow. Krakow kitabı. Biliyorsunuz oyun Polonya'da geçiyor. Krakow'la ilgili bir kitap bulduk orada. Last Goodbye. Funeral Home. Cenaze evi. Jack Orkin. Don't yazıyor sağ altında. Don't. İşte bu. Yeterli. Let's make magic happen. This was definitely Thomas's workspace. Burası belli ki Thomas'ın çalışma alanı. Bakalım hemen Thomas neler yapmış burada. Ne üzerinde çalışıyorsa gerçekten her şeyini vermiş bu çalışmaya. Yaratığı göndermeye mi çalışıyordun? Buradan kurtulmaya mı çalışıyordun? Öbürlerini geri getirebilmek için miydi? Thomas bayağı bir uğraşmış ya burada. Bak, bizim fotoğrafımız falan var. Thomas bayağı uğraşmış görünüyor aslında ama başaramamış herhalde. Şimdi 3 ayna parçasını buldum. Bu ne demek arkadaşlar? Artık buradan gidebiliriz demek. Bu tarafa değil, geriye doğru. Şu ikisini takalım şimdi. Şuraya büyük olanı takalım. Şunu. Şurada küçük olanı takalım ve girelim. Ve sonunda karşılaşacağımız an. İşte tam olarak o andaydık. Sensin. Sen yaşıyorsun. Thomas? Yani bir şekilde evet. Wait. Bekle. Sen öbürüsün. O ruh. But the hound. I thought you were gone. Senin gittiğini düşünmüştüm. Yok olduğunu düşünmüştüm. Gitmek mi? Hayır. Trapped. Tuzağa düşürüldüm. Henry'nin lanet olsa dünyasında yıllarımı geçirdim. Sen ne zaman ki onu gönderdin? O zaman serbest kalabilecektim. İşte sen bu yüzden neden bu kadar... Sen bu yüzden çok önemlisin. Bunu sen bitirebilirsin. Nerede o? Babam nerede? Bilmiyorum. Hayatımda ilk defa
Presence hissetmiyorum diyor. Presence neydi tam çeviremedim şu an. I don't feel his presence. Çok uzun zamandır uzaklardaydım. Lütfen biraz kalabilir misin? Her şeyin nasıl başladığını anlatabilir misin? Tell me how all this started. Aa, hani hep başa dönüp böyle masada otururken bizi gösteriyordu ya. O bu anmış bak. Oturup anlatıyorduk ya. Aslında Thomas'a anlatıyormuşuz. It all starts with a dead girl. Her şey ölü bir kızla başladı. Peki Lily, babam gerçekten... Hayır. Hayır, o yapamazdı. Onu çok seviyordu. İkinizi de. Lily ve Marianne. Peki ona ne oldu? Burası da neresi? Onu tuttuğu yer burası. Oradaki hücre. Sadece bir dünyada var olmuş durumda o hücre. Yalnız olabilmek için onu inşa etti. Orayı yaptı. Normal hissedebildiği tek yerde orası. Güçlerinden ayrılmış. Benden ayrılmış olduğu ve yalnız olduğu tek yerdi. Lily artık kontrol edilemez olana kadar her şey yolundaydı diyor. Lily de bir mediumdu Marianne. Çok güçlü bir mediumdu. Ailedeki herkes de var gibi bu. Yani ailedeki herkes de olduğu gibi. Onda da vardı ve çok güçlü diyor. Richard ona zarar verdiğinde onun içinde bir şey uyandı. Lily'nin içinde Richard ona zarar verince bir şey uyandı diyor. Çok korkunç, çok kötü bir şey uyandı Lily'nin içinde. Babanın korktuğu şey buydu. Onu görmezden gelmeye çalıştı. Evet. O hala hayatta. Onu kurtarmanın tek yolu var. Onu bulmak zorundasın Marianne. Nerede o? Kardeşim nerede? Lily nerede? Lily benim kardeşim bu arada. Nerede olduğunu biliyorsun. Göl. Geliyor. Senin şimdi gitme vaktin. Tutabildiğim kadar tutacağım. Hayır, seni bırakmayacağım, terk etmeyeceğim seni. You can't always save everyone.
Her zaman herkesi kurtaramazsın kelebek. Güven bana. Biliyorum ben. Ve... Çok üzgünüm. Deyip beni gönderdi. Göle gideceğiz. Lily, yani kardeşimizi bulmak istiyoruz. Onun hala hayatta olduğunu, onun da bizim gibi bir medium. Yani arada, ortada, böyle iki dünya arasında gidip gelen biri olduğunu, böyle güçleri olduğunu öğrendik ve çok güçlüydü. Richard'ın ona yaptığı kötülükler sonrasında içinde korkunç bir şey uyandı, dedi Thomas. Hayır, hayır. Şimdi Lily'yi bulmaya mı gidiyoruz? Evet, göle doğru git diyor. Gidiyorum. Oyunun sonu büyük ihtimal arkadaşlar. Bakalım Lily'yi kurtarabileceğiz mi ya? Koşmuyor da. Tanrım. İşte bu o an. Rüyalarımdaki orman burası. Bu yolu zihnimde binlerce kez yürüdüm. Ama bu sefer farklı hissettiriyor. Bu sefer bir şey farklı. Rüyalarımda hep Lil'nin öldürüldüğü, vurulduğu göle gidiyoruz. Hani biri silah çekip onu böyle vurmuştu, öldürüldü. Oyunun başındaki rüyamdaki o ana gidiyoruz arkadaşlar. Yaklaşıyorum, hissedebiliyorum. Çok açık şekilde hissedebiliyorum şu anda. Zaten gölü gördüm ben ya, o tarafta göl. Size göre bu tarafta. Hadi. Koşma yok ama böyle ilerliyoruz. Geldik valla. Abi ne olacak ya? Şimdi Lily kardeşim diye sister olarak bahsediyoruz ama... Abi vuran kişi ben falan olmayayım ya. Onu kurtar dedi. Onu vurup kurtarmak olmasın ya. Sonunda başardın. Lillian, seni bekliyordum. Küçük kardeşim. Ha, ablamızmış. Lily, ben bilmiyordum. Hatırlayamıyordum. Çok üzgünüm. Sorun yok. O şekilde daha iyiydi. En azından bir hayatın oldu. Bir süreliğine de olsa. Lillian, o gün... Evimizde o yangın çıktığında... Ben bir anlaşma yaptım. Tüylerim diken diken oldu ya. Ruhumun bir parçası... That was tormented. Was set loose. You mean the monster? But why? Bir parçası canavardan mı bahsediyorsun ama neden?
Seni kurtarmak için. Bu bizi alevlerden, ateşlerden kaçmamızı sağladı. Ama karşılığında benim onu serbest bırakmam gerekti. Yaratıktan bahsediyor. Yani aslında bizi kurtarmak için, hatta beni kurtarmak için içindeki yaratığı serbest bırakmak, The Monster'ı serbest bırakmak zorunda bırakmış. Ve Niva katliamını da bu sebeple gerçekleşmiş yani. Çünkü ben yaşıyordum. Ve benim iblislerim de yaşıyordu. Babam benim güçlerimin çok tehlikeli olduğunu biliyordu. Beni hastanede bıraktı. Beni orada terk etti. Seni hastanede terk etti çünkü normal bir hayat yaşayabilmeni istedi. Peki ya sen? O denedi mi? Hayır. Belki de denemeliydi. Ama şey yapamadı, bunu kabullenemedi, yapamadı, başaramadı. Bunu onun yerine, bunu denemek yerine beni kilitledi diyor. Ama monster, yaratık, o dışarı çıktı. Kaçmayı başardı. Şimdi sen buradasın. Abi öldür beni diyecek ya. Bunu düzeltebilecek tek kişi sensin. Sen. Babamızın hediyelerini biz hep paylaştık. Onun kaderini de biz paylaşmak zorundaydık. Ve o rüya... O rüya... Ama... Bütün gördüğüm bir kızdı ve sen vurularak öldürülmüştün. Burada bu iskelede. Bu çoktan yaşanmadı mı? Gerçekleşmedi mi? Abi sen yapıyorsun diyecek ya. O sensin, sen vuruyorsun diyecek. Silah falan verecek şimdi ya. Bitir bu işi diyecek. Bu yaratığı kurtar. Senin gördüğün şey geçmiş değildi. O rüya. Benim gerçekleşmesini istediğim şeydi. Her şey bende bitiyor. Ama hayır. Yalnız ters duruyoruz. That's why you couldn't destroy the monster. That's why sadness didn't want to go. Ruhu gönderemiyorsun. Çünkü o ruhu gönderemediğin için de yaratığı alt edemiyorsun diyor. Ama sen benim ablamsın. O yüzden sen olmak zorundasın. Bunu yapan sen olmalısın. Ben yeterince güçlü değilim. Benim yapmama izin vermiyor. Ruhtan bahsediyor. Bunu bitirebilecek tek kişi sensin. Bunu düzeltebilecek, babamızın yapamadığını düzeltebilecek tek kişi sensin. Lillian, ben bunu yapamam. Lütfen beni bunu yapmaya zorlama. Çok üzgünüm. Bunu yok etmenin tek yolu... İşte kan dökerek falan gibisinden söylüyorum. Kan bağım olması gerekiyor. Marianne, ne oluyor? Abi geliyor ya. Işık neredeyse gitti. Henüz karanlık değil. Ama kararıyor. Ben alıyorsun. Bunun başka bir yolu daha var. Kendini mi vuracak? Ne yapıyor? Bu hiçbir şey değiştirmez. Hiçbir şey değiştirmez. Dediğin gibi senin tek şansın benim. Öyle değil mi? Bana ihtiyacın var. Bana ihtiyacı var o yaratığın ve buna izin vermemek için. Marianne, lütfen bunu yapmanı bunu istemiyorum.
No! Stop doing this! Please, sister, set me free. No! Stay back! Stay back! Bunu sen bitirebilirsin. O hiç öldürmeye durum bırakmayacak. Her zaman herkesi kurtaramazsın kelebek demişti bana Thomas. Ve vuruyor, kendini vuruyor. It all starts with a dead girl. Her şey ölü bir kızla başlamıştı. Abi çok acayip bitti ya. Vallahi çok acayip bitti ya. Kendimizi feda ettik bildiğin yani. Buraya geçelim. Aa, bitmedi mi? Evet arkadaşlar, The Medium'un sonu, hikaye tabanlı psikolojik gerilim. Sonunda Marian kendisini feda ederek yaratığın onu ele geçirmesine izin vermedi. Ve yaratığın, yani bize tam gösterilmese de sonunu getirdiğimizi düşünüyorum. Kendimizi vurarak, intihar ederek. Yani kendimizi vurduğumuzu da göstermedi ama öyle gibi anlıyoruz. Lillian, beni vur, beni vurup bu ruhu serbest bırakabilirsin. Onu öldürmüş olursun ve yaratıktan kurtulabilirsin demişti ablamız. Ama biz başka bir şey tercih ettik. Ben seni vuramam, sen benim ablamsın deyip kendimizi feda ettik. Çünkü yaratığın bize ihtiyacı olduğunu, yaratık bunu yüzlerce kez oyun içinde söylemişti zaten. Ama izin vermedik, feda ettik ve yaratıktan kurtulduğumuzu açıkçası düşünüyorum. Ama enteresan bir son oldu, sürpriz bir son oldu, beklemediğim bir son oldu, tüylerim diken diken oldu arkadaşlar. Eğer seriyi beğendiyseniz, The Medium serisini başından sonuna kadar benimle izleyip beğendiyseniz lütfen like atmayı, yorumlarda yazmayı, sonu hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve bu tarihteki butondan da kanala abone olup bildirimleri aktifleştirmeyi lütfen ihmal etmeyin. Sonraki serilerde görüşmek üzere arkadaşlar, sevgiler, sağlıcakla kalın.